Mersin gelir dağılımında makasın çok açık olduğu bir yer. Aynı zamanda Mersin hem zengin bir kent hem maalesef yoksul bir kent. Diğer taraftan bir öğrenci kent. 50 binden fazla üniversite öğrencisi var burada. Bütün bu gerçekler ışığında sosyal belediyecilik tam da Mersin'e uygun bir şey. Bu anlayışla elbette ki birçok projeyi, projeksiyonu biz hayata geçirdik. Mahalle mutfakları, gıda katkıları, çocuklara mama, çocuklara süt, yaş almış yurttaşlarımıza, kronik rahatsızlıkları olan yurttaşlarımıza, evine kadar sıcak yemek gibi birçok konuda sosyal projelerimizi biz hayata geçirdik. Tabii ki bu bir dünya görüşü meselesi, bir ideoloji meselesi, bir anlayış meselesi, bir yönetim anlayışı. Ama her şeyden önemlisi bunun insani boyutu çok önemli. Birileri tok yatarken bir diğerinin aç yatması. Sadece dinen değil, vicdanen de insanın aklını alacağı bir şey değil. Özveriyle çalışan aşanemizde bugüne kadar çeşitli hizmetlerimizde toplam 3 milyonuncu yemeğimize ulaştık. Mahalle mutfak noktalarımızda da akşam 4'ten sonra verdiğimiz hizmette 30 ayrı sabit noktamız artı mobil mutfaklarımız olmak üzere 31 noktada mahalle mutfak hizmetlerimizi vermekteyiz. Mahalle mutfak hizmetlerimizden mobil mutfaklarımızda uzak ilçelerimizde, hizmette aksatmamak adına uzak ilçelerimizde de birer hafta olmak üzere mobil mutfaklarımızı gönderiyoruz. Biz bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her zaman hissettirmek istiyoruz ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların beslenmelerini hem gıda içeriği olarak hem besin değerleri olarak maksimum düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. Büyük bir memnuniyet var. Bu da bizleri memnun ediyor.
vatandaşımız memnun oldukça bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve ailesi olarak ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. Vallahi yemekleri güzel fani olmalı. Yapamadığım halde iyidir. Yapamıyorum, gözüm görmüyor. Vallahi güzel geliyor yemekleri. Çok güzel, ben banıyorum yemeklerini. Seviyorum Allah'a. Yemeklerini seviyorum ben. Allah razı olsun. Allah onlardan razı olsun, gönderenlerden. Fakir, fukaranın dedesi karnımızı doyuruyor. Allah razı olsun. Bir seneye yakındır her zaman yemeğimizi getiriyorlar. Yemekler lezzetli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Maddi durumum yok. Gelirim yok. Bana bakıyorlar, Allah razı olsun. Her gün getiriyorlar muntazam. Lezzetli yemekler, güzel. Karnım doyuyor, Allah'a şükür. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seker'den Allah razı olsun. Allah işini gücünüzü rast getirsin. Vahap Seker fakirin yanında. Her zaman yanımızda yani. Yemeğim geldi, çok güzel yemeğim. Her zaman geliyor. Benim başkanımdan çok teşekkür ederim. Elini öperim ben onun. Başkanım bir çaredir. Yani maddi durum, abim yardım ediyor. Benim öbür küçük kardeşim yardım ediyor. Geliyorlar, sağ olsun kardeşlerim. Yemek güzel. Yemek güzel. Gerçekten memnunum. Her daim de alıyorum. İşte diyorum Allah razı olsun. Daha bundan iyilik nasıl olur? He, kimleri engelliyor. Fakir fukara bir şey görmesin diye. Kimi de böyle yardım ediyor. Allah razı olsun. Vatandaştan yanı olan, yoksuldan yanı olana her daim duacıyız. Biz bu yemekleri alarak evimizde etli olsun, sebzeli olsun. Biliyorsunuz sebze de artık et fiyatında. Alım gücümüz gitgide de düşüyor. Bu Vahap Bey'in verdiği yemek sayesinde evimizi, soframızı kurup rahatlıkla karnımızı doyuruyoruz. Bir yemek, bu yemeğe ben evde pişirecek olsa yağını ayrı alacağım, etini ayrı alacağım, sebzesini alacağım. Zaten şu durumda bunu da iki güne bir etli yemek yiyoruz. Ben onu iki güne bir etli yemek yiyemem. İmkansız. Ayda bir kilo et alıyorsam şükrederim yani. Ama şimdi bu durumda alamıyoruz. Bu Vahap Bey'in verdiği yemek sayesinde biz rahatlıkla protein alıyoruz. Yani bu yemek olmasa fakir insanlar ne yapacak? Nasıl geçinecek? Yani yumurta bile düşünün, yani bir kolu yumurta 45-50 lira olmuş. Mahallemize Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği mahalle mutfağı bizim için çok güzel oldu. Tabii ki evimizin mutfağı gibi oldu. Çünkü götürüyorum ben bunu, ısıtmaya bile gerek durmuyorum. Hemen pişiriyor. Pişmiş, hazır gelmiş. Bizim kendi mutfağımızda pişmiş gibi, mis gibi kapalı, hijyen bir şekilde geliyor. Ekmeği yanında, yoğurdu yanında, her şeyi var. Ben bir buraya verdiğim parayla gidip dışarıdan yoğurt bile alamam. Düşünün, ekmekle yoğurt bile alamam. Ben bunun içinde yemeğimi, yoğurdumu, ekmeğimi, her şeyimi karşılıyor bana. Thank you.
Ben üniversiteden geliyorum. Belediyenin böyle bir yardımı var bizim için öğrenciler adına. Uygun olduğu için biz devamlı geliyoruz burada, alışverişimizi yapıyoruz. Yani alışveriş dediğim günlük yemeklerimizi falan alıyoruz buradan. Yani günde biz gidip bir restoranda falan yediğimiz zaman 30-40 lira restoran ücreti veriyoruz, yemek ücreti veriyoruz. Burası 3,5 lira bir şey yapıyor. Kişi başı 2 porsiyona sınırlandırmış ama hani 2 porsiyona bayağı yetiyor. Hani bu koşullarda dışarıda hani her öğün dışarıdan yemek çok maliyetli oluyor. Yani keşke her yerde olsa, çünkü öğrenciler için gerçekten çok iyi oluyor. Ve yani 3 çeşit yemek 3,5 lira, bu çok iyi. Her gün gelmeye çalışıyorum. İşte dışarıda yediğim zaman yani minimum 30 lira gidiyor. Hani 2 öğün yedim desem 60 lira falan yani günde benim beslenmem. Ama burada 3,5 liraya yani 2 çeşit, hatta 2 paket falan alabiliyorum. Yani 7 liraya falan 2 öğün geçinebiliyorum. Bu şekilde. Yani öğrenciler için çok güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz belediyemize.